Çok erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Suriyeli seçmenler gönderilecek mi? İki soru alakasız demeyin. Belli ki siyasetçiler bu süreçte miting meydanlarında bu argümanı, yani göçmenlerin geri gönderilmesi argümanını kullanacaklar. Son günlerde AK Parti'de hareketlendi. Önce CHP'den açıklamalar gelmişti. Henüz yanıt yok tabii. Barışçıl yollarla dedi Kılıçdaroğlu. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı yine bir açıklama yaptı. Hali hazırda milyonlarca Suriyeli var. Onları daha nasıl göndereceğimizi bilmiyoruz. Ama Afganistan'da Taliban yönetime geldi. İşte oradan gelen Afgan göçmenlerin de ilk rotası Türkiye. İktidarın sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için bir model arayışında olduğu söyleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da dikkat çekici açıklamalar var. Başarının küresel ölçekte takdir görmesine rağmen manipülatif siyaset aklı sürekli diri tutulmaktadır. Refah şovenizmi üzerinden kırılmaya müsait bir fay hattı olarak tutulmaya çalışılmaktadır. Türkiye'ye yönelik göç dalgası uzun süredir siyasetin en sıcak başlığı. Milyonlarca Suriyeli sığınmacı ev sahipliği yapan Türkiye, Afgan göçmenlerin de ilk rotası. 462 bin Suriyeli geri dönmüştür. 2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz kaçan göçmen miktarı 2 milyon 327 bindir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen göç kurulu toplantısına katıldı. Ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısını açıkladı. Yeni göç dalgası üzerinden Batı'ya tepki gösterdi. Afganistan göçünün sebebi nedir? Oranın işgalidir. Batı bugüne kadar herhangi bir adım atmış mıdır? Değildir. Türkiye sınırını garantiye alsın, biz de muhafaza etsin. Biz Batı'nın göçmen deposu değiliz. Batı göçün kaynağında nasıl yönetildiğini, nasıl oradan ekstra bir göç gelmesinin engellendiğini o bölgeye giderek rahat bir şekilde öğrenebiliriz. Afganistan'a karşı tedbirlerin daha önceden alındığını savundu Soylu. Taliban ülkeyi ele geçirmeden önce biz bu konudaki tedbirlerimizi doğu sınırında aldık. Sınırlarımızda her gün 1500 kaçak Afgan göçmeni zorlarken şu andaki sayı 200-250'ye düştü. Afganistan ve Pakistan'dan konjonktüre ilişkin yeni bir hareketlik yaşanmadığını, bunu da altını çizeyim. İktidarın mültecilerin dönüşüne yönelik bazı modeller üzerinde çalışmaya başladığı öne sürülüyor. Zaten bir süredir Ankara, Birleşmiş Milletler ve Avrupa'dan önemli konukları ağırlıyor. Beklenti şu an için soruna uluslararası ortak çözüm. Yapılan temaslarda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden destek istendiği belirtiliyor. Uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Yani bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Suriyeli mülteciler özelinde güvenlik koridorunun yanı sıra biriket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi üzerinde durulduğu da ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye